Aks ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk Evi programı ile birlikteyiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bildiğiniz gibi Konuk Evi programı hafta içi her gün sizlerle olan bir program. Ve cuma günleri de dini anlamda sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Değerli bir hocamız yine bizlerle birlikte din hizmetleri uzmanı Sayın Hava Aslan'ı ağırlayacağız bugün stüdyolarımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizler de size. Ben uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Geçen hafta evet. Mehmet hocamız vardı. Onun öncesinde zaten programımız aradaydı. Nasılsınız öncelikle? Nasıl geçirdiniz bu süreyi? Elhamdülillah. Güzel geçti. Yazdı, yoğundu. Evet. Koşturduk biraz. Allah'a şükürler olsun. Sağ salim, sıhhatli bir şekilde döndük. Belki enerji depoladık biraz. Evet hocam, bugün de yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Belki birçok insanın mağdur olduğu bir konu bu. Yalandan bahsedeceğiz bugün. Öncelikle bir tanım alalım sizden. Yalan dendiği zaman ne anlamalıyız? Birazcık evet. Bu konuyu isterseniz açarak başlayalım bu sohbete. Kesinlikle bu hafta yalan konusuna değinmek istedim. İnsanlar şakacıktan da olsa, ufak tefek de olsa, büyük kocaman da olsa yalanlar söyleyebiliyorlar ve söyleyebiliyoruz belki. Ve bu yalanın aslında Allah tarafından şiddetle yasaklandığını da aslında bilmiyoruz, çok bilmiyoruz. Dolayısıyla bugün yalana değinmek istedim. Şöyle bir baktığımız zaman yalan kişinin gerçeği gizleyip aslında bildiği o doğrunun aksini söylemesidir. Bu bir tanım. Başka bir tanım, hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir konuda konuşmamızdır. Evet, değil mi? Ne yazık aslında, ki, değil mi? Yapıyoruz aslında. Ne kadar, bakın bunu kişi yalan olarak bilmiyor aslında. Baktığımız zaman bir konuda bilgimiz yok ama sanki çok büyük bir bilgimiz varmış. Özellikle de mesela tıp ve din konusunda bunu çok yapıyoruz. Evet. Ama yapıyoruz. Baktığımız zaman nedir bu? Yalandır. Ama bunu yalan olarak hiçbir zaman değerlendirmiyoruz. Sonra yine baktığımızda kişinin her duyduğunu söylemesidir. Ben işte şöyle duydum ya da bunu duydum da demiyor, sanki biliyormuş gibi söylüyor. Oysa belki o da bir başkasından duyup aynı şekilde aktarmıştır. Üstelik biraz da katılmıştır ona. Ne oluyor bu? İşte A'da başlayan bir cümle Z'de bambaşka bir konuya dönüşü veriyor. Ortaya kocaman bir yalan çıkıyor. Yine yalan davranış olarak çok çirkin bir davranış. Günah olarak da büyük bir günahtır. Bunun için bundan uzak durmak lazım. Yine yalana baktığımız zaman yalan konuşan kişinin hem kendisine hem de kendisini dinleyenlere karşı aslında büyük bir saygısızlığıdır. Evet, değil mi? Bu boyutu da var evet, aslında. Kesinlikle. Yalancılık aynı zamanda bir kişilik bozukluğudur. Değil mi? Bir insan bakıyorsunuz hiç ortada yani yalan söylenmesi gereken bir şey yok. Kimse kimseyi kesmiyor, asmıyor. Ama kişi konuşurken abartıyor, kendisinden bir şeyler katıyor ve aslında hiç olmayan bir şeyleri sanki varmış gibi ortaya koyuyor. Bu nedir? O kişinin kişiliğinde olan bir bozukluktur ve kesinlikle aşağılık kompleksinin ortaya koyduğu bir üründür. Belki evet. Biraz hani ağır kaçıyor bunlar ama bu gerçekten böyledir. Kişide bir kompleks oluşmuştur ve bu kompleksi bir şekilde örtbas etmek için belki ön plana çıkmak için sarf ettiği cümlelerdir. Evet, yani psikolojik de bir boyutu var yalan söylemenin evet. Değil mi hocam? Halbuki doğruluk İmandan sonra en büyük erdemdir. Ve bir iman etmiş bir kişinin, mümin olmuş bir kişinin, Allah'a inanmış olan bir kişinin yapacağı en önemli şeylerden birisidir. Doğru olmak, doğru sözlü olmak. Sahabinin birisi bir gün Hazreti Peygamber'e geliyor sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ya Resulallah diyor, bana öyle bir şey söyle ki ben onu yapacağım sadece. Başka da dinden hiçbir şey yapmayacağım. Bir tane bir şey söyle bana. Hazreti Peygamber ona yalan söyleme diyor. Evet. Tamam diyor sahabe, bu çok kolay diye düşünüyor. Gidiyor. Şimdi namazı terk edecek. Hani bir tanesini yapacak ya. Namazı terk edecek. Ya diyor kendi kendine düşünüyor. Peygamberimiz Resulullah şimdi bana işte öğlen namazını kıldın mı diye sorarsa ben ona hayır kılmadım.
diyemem, utanırım. Çünkü sonuçta karşımızda peygamber var ve bize soruyor. Evet kıldım desem, yalan söylemeyeceğim diye söz verdim. Adam kalkıyor, namazını kılıyor. Sonra işte zinaya gidecek. Yine düşünüyor. Ya peygamber bana zina ettim mi diye sorarsa, ettim diyemem. Etmediğimi de söyleyemem. Yalan söylemiş olacağım, söz verdim. Ondan da vazgeçiyor. Evet. Böyle bir takım günahları işlemek geliyor içinden. Çünkü alışkın, hayatının içerisinde var olan, dinin yasakladığı ama onun hayatının içerisinde var olan şeyleri hani yapmak istiyor, yapmayı arzuluyor. Ama Hazreti Peygamber'e yalan söylememe hususunda da söz vermiş. Ve dönüp Hazreti Peygamber'in yanına geliyor. Ya Resulallah diyor, hani bunu değiştirelim. Evet. Yani daha zor geliyor değil mi diğerlerinden? Hepsinden daha zor geliyor. Evet, gerçekten mümin doğru olduğu sürece, doğru konuştuğu sürece hayatının tamamını düzene sokmuş olur. Evet, bu kadar önemli bir yere sahip aslında doğruluk hayatımızda. Peki hocam, İslam dininin bakış açısı nedir yalana? Evet. Bu konuyla ilgili bize verilen emirler nelerdir? Evet, değil mi? Yani şimdi yalanı tarif ettik, şöyledir, böyledir. Hazreti Peygamber'in hayatından bir kesit verdik ama evet. Hazreti Peygamber bunu ortaya koyarken neye dayandı? Onun dayanağı neydi? Elbette onun en önemli dayanağı Allah'ın bize vermiş olduğu emirler, Kur'an-ı Kerim'deki evet. ayetlerdir. Ben onları okuyarak konuşmak istiyorum. Çünkü buyurun ayet hocam. Meallerini değiştirmekten Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Allah'tan sakının, yani birinci madde, Allah'tan korkun, evet. haşeyle korkun. Bu da çok önemli. Öyle haşa öcüden korkar gibi Allah'tan bir korkuyu Allah bizden istemiyor. Haşeyle, saygıyla bir korku. Evet, sevgi bir saygı dolu. Aslında değil mi? Evet. Bir sevgi sevgiyle, burada ifade edilen. Muhabbet dolu bir korku istiyor bizden. Ve bakın ikinci madde, doğru söz söyleyin. Doğru evet. söz söyleyin. Bu şekilde davrandığımızda, doğru söz söylediğimizde, Allah'tan sakınıp doğru söz söylediğimizde, böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar buyuruyor Rabbimiz. Hem işlerimizi düzeltiyor evet. hem de işlemiş olduğumuz günahlarımızı konuşmuş olduğumuz doğru sözlerden dolayı, Allah'tan sakınarak konuşmuş olduğumuz doğru sözlerden dolayı Rabbimiz bağışlıyor. Aslında doğruyu söyleyerek Rabbimizin bizi affetmesini sağlamış oluyoruz hiç farkına varmadan. Evet, kim, böyle bir mükafat var aslında kesinlikle, değil mi? Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Zaten bütün arzumuz ve isteğimiz de o kurtuluşu evet. yakalayabilmek. Okuduğum ayetler Ahzab 70-71. Ayetlerdi. Yine Furkan 72'de onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir buyuruyor Allah-u Teala. Bakın yalana şahitlik etmeyen, evet. bu da çok önemli. İnsanlar bugün hani Allah'a inanan insanların bile zaman zaman bunu yerine getiremediklerine şahit olabiliyorum. Evet, değil mi? Toplumsal bundan hayatta. Dolayı bu yalan şahitlikten dolayı çok acı çeken insanlar var. Çok sıkıntıya düşen insanlar var. Bunun hesabı çok kolay olmayacak. Çünkü yalan şahitlikle sadece bir insana zarar verilmiyor. Şöyle diyelim, mesela bir insana yalan yere şahitlik edip de en azından onun hapse düşmesine sebep olduğumuz zaman onun eşi, onun çocukları, işte onun annesi, babası, akrabası, değil mi? Birçok kişi ne yapmış oluyor? Evet. Eziyet çekmiş oluyor. Çok büyük bir insan hakkı bütünü ortaya çıkmış oluyor, değil mi? Dolayısıyla yani bir insana yalancı şahitlik yaparak, işte o zengin ya da ne bileyim bizim yakın akrabamız, dolayısıyla o yakın akrabamızın ya da o zengin dostumuzun, arkadaşımızın isteğini yerine getirelim. Böylece bu iş hani kapanıp gitsin diye düşünmek çok basit bir düşünme olur. O yalancı şahitliğin sonunda zarar verdiğimiz birçok insan oluyor ve o birçok insana ahirette tek tek
hak vermek gerekiyor ki çok büyük bir kul hakkı çığ ortaya çıkmış oluyor. Ben öyle ifade edeyim. Evet, bunu düşünerek belki de değil mi hocam hareket etmek gerekiyor. Kesinlikle yalan şahitlikten uzak durmak lazım ki ne kadar önemli ki Allah-u Teala bunu ayet-i kerime ile bize bildirmiş oluyor. Yine İsra suresi 36. ayet-i kerimede hakkında bilgi sahibi olmadığın şeylerin ardına düşme. Gerçekten kulak, göz ve gönül hepsi bu durumdan sorumlu olur buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki birisi bir şey söylediği zaman, bir cümle söylediği zaman, mesela bir insana bir iftira attığı zaman ve biz de bunun doğru olup olmadığını bilmediğimiz halde, kaldı ki doğru bile olsa, kötü olayları ifşa edip yaymak değil, tam tersine kapatmaktır doğru olan. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir müminin hatasını, aybını örterse ahirette de Allah onun aybını örter buyuruyor. Men setere müslümen diye başlayan hadis-i şerifte. Yani hal böyle olsa, doğru bile olsa mutlaka örtmemiz gerekir ama doğruluğunu ya da yanlışlığını bilmiyorsak bunun peşine düşüp araştırmak, peşinden koşturmak ve bunu ifşa edip o kişinin kimliğini ve kişiliğini insanların ayakları altına sermek dinin şiddetle yasakladığı bir şey. Bakın hep dikkat edelim. Hep insanların onurunu... Evet değil mi? İnsanlar için faydalı olacak mutlaka ki. Yani insan onurunu evet kurtarma adına yapılan şeyler bunlar. İnsan onuru çok önemli gerçekten. Bizler işte peşine düştüğümüz zaman, o yalanı ifşa ettiğimiz zaman karşımızdaki o insanın onurunu ayaklar altına almış olacağız. Evet. Bu da yine çok büyük bir kul hakkı. Yalan aslında neye götürüyor insanı? Kul hakkına götürüyor. Dolayısıyla Allah-u Teala hani gıybet ayetiyle gıybeti, dedikoduyu yasakladığı gibi yalanı da aynı sonuca bizi götüreceği için, bakın kaç tane ayet okudum, onlarla yasaklıyor. Yine Tevbe suresi 119. Evet. ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğru sözlülerle beraber olun. Bakın doğru sözlülerle beraber olmak. Dikkat edersek baştan itibaren mesela doğru söz söyleyin. Yalancı şahitlik etmeyin. Evet, değil mi? Bilmediğiniz şahit olmaktan bile kaçının. Evet. Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Çünkü işin ucunda yalan var. Bakın bütün bunlardan sonra doğru sözlülerle beraber olun. Yani yalancıyla arkadaşlıktan bizi Allah-u Teala men ediyor. Evet. Bir insanın sürekli yalan konuştuğuna şahit oluyorsak bununla arkadaşlık yapmayacağız. Neden? Çünkü Tevbe suresi 118. ayet-i kerimede Allah bize bunu emrediyor. Allah'tan sakının, kime sesleniyor? İman edenlere. Evet. Allah'tan sakının ve kesinlikle doğru sözlülerle beraber olun. Doğru. Çünkü eğer biz yalan konuşanla beraber olursak zamanla biz de yalan konuşmaya başlarız. Evet değil mi? Öyle bir etkisi olacak mutlaka ki bu öngörüden dolayı da böyle bir şeyi yasaklıyor dinimiz. İnsanlar mutlaka ama mutlaka kiminle oturup kalkıyorsa zamanla ondan etkilenmeye başlıyor. İşte etkileyici huylardan birisi de, sıfatlardan birisi de yalan. Dolayısıyla evet. Rabbimiz doğru sözlü insanlarla beraber olmamızı emrediyor. Hud suresi 112. ayet-i kerime var. Bunu da yine okumak istiyorum. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı da gitmeyin çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Şimdi emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayet-i kerimesi indiği zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu ayet beni yaşlandırdı. Neden? Çünkü emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani Allah-u Teala Hazreti Peygamber Allah'ın bana gelen emirlerinin tamamını yaşayıp o minval üzere dosdoğru olmam emrolundu. Bir yerde bir eksiklik mi var acaba ki Allah bu emri bana gönderdi diye. Tabii bu emir hem Hazreti Peygamber'e, Allah tarafından Hazreti Peygamber'e hem de kesinlikle biz ümmete olan bir şey. Yani eğer Allah bize yalan konuşmayın ey kullarım diyorsa ki diyor, biz bunu aynen emrolunduğumuz gibi yerine getirmemiz gerekiyor. Yoksa
gerçekten iman etmiş insanlardan olamayabiliriz. Evet. Ki hadislerde belki ileride gelecek, belki değil ileride gelecek. Orada göreceğiz. Yalan konuşmak çok farklı bir şey. Yani yalan konuşan bir insanın başka bir insanın vasfı olduğunu göreceğiz. Mümin olmayan bir insanın vasfı olduğunu göreceğiz. Evet, bu kadar da aslında tehlikeli bir boyutu var yalan söylemenin. Peki hocam, Peygamber Efendimiz'in yaşantısından bir kesit az önce aktardınız ama bunu birazcık açacak olursak, Peygamber Efendimiz'in yaşantısında yalan var mıydı örneğin? Evet. Hiç böyle bir şey oldu mu? Hazreti Peygamber'in hayatında, bırakın peygamber olduktan sonraki dönemi, peygamber olmadan önceki, yani insan Muhammed, hani peygamber Muhammed değil de normal vatandaş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak yaşarken bile onun hayatında hiç yalan olmadı. Bunu nereden biliyoruz? O kadar dürüst, o kadar doğru bir insandı ki o sonradan ona inanmayan o müşrikler ona Muhammedül Emin demişlerdi. Yani evet. Peygamberimizin peygamber olmadan önceki sıfatı emindi. Asla yalan konuşmazdı. Ki bunu peygamber olduğu zaman Allah ona işte yakın akrabandan, İslam'ı yakın akrabana duyur dediği zaman bütün akrabalarını topluyor, onlara bir yemek veriyor ve bu ikramdan sonra yüksekçe bir yere çıkıp onlara bir konuşma yapıyor. Çok önemli bu. Evet. O konuşmada onlara diyor ki, ey insanlar, ey dostlarım, akrabalarım, şu dağın ardında bir ordu olduğunu size söylesem ve bu ordunun sizi öldürmeye geldiğini, sizinle savaşmaya geldiğini söylesem bana inanır mısınız diye onlara soruyor. Onlar da evet inanırız diyorlar. Bakın yani olması çok zor bir şey. Evet. Mutlaka bir haberci haber getirir yani, ama o kadar Hazreti Peygamber'in doğruluğundan ve dürüstlüğünden eminler ki, çünkü Muhammed 40 yaşına kadar hiçbir zaman onlara bir tane bile yalan söylememiş. Evet inanırız diyorlar. Ki bunlar Hazreti Peygamber peygamberliğini ilan edince, biraz sonra söyleyecek evet. peygamberliğini. Hepsi Hazreti Peygamber'i, birçoğu Hazreti Peygamber'i taşlamıştır, reddetmiştir. Ama buna rağmen o orduya, olmayacak olan o ordu için evet vallahi sen hiçbir zaman yalan söylemedin, bizi kandırmadın dediler. Hazreti Peygamber'in peygamberlikten önceki hayatı bile böyle bir hayattı. Hiçbir zaman onun hayatında bir yalan olmadı. Yine şeye bakıyoruz, Kabe'ye bakıyoruz. O Kabe'nin taşının konulması, işte Hacerül Esved, Kabe tamir ediliyor, yeniden inşa ediliyor falan. Evet. Şeye sıra geliyor, Hacerül Esved taşını koymaya sıra geliyor. Bütün kabileler birbirine giriyor, büyük bir savaş patlayacak. En sonunda bir karar veriyorlar. Diyorlar ki ya şu kapıdan en son, yani ilk giren kişi kimse, bu taşı ona koydurtturalım. Kim olursa. Ve kapıdan ilk giren Hazreti Peygamber oluyor. O kadar çok seviniyorlar ki, çünkü bu Muhammedül Emin asla yalan söylemez, dolambazlık yapmaz, hiç kimseyi kırıcı bir şekilde davranmaz, hiç kimsenin hakkını yemez. Uçuyorlar sevinçten. Ve nitekim Hazreti Peygamber de öyle bir sistem uyguluyor ki hırkayı koyuyor yere, çıkartıyor hırkasını, koyuyor yere. Hacerül Esved'i kendi elleriyle koyuyor o hırkanın üzerine. Sonra bütün kabilenin reisine hırkanın kenarından tutun diyor. Hep beraber tutup hırkayı oraya taşıyorlar. Hacerül Esved taşını taşıyorlar. Taşımışlar ve Hazreti Peygamber de onu tekrar elleriyle alarak yerine koymuştur ki o insanların, peygamberin bu şeyini mesela biliyorlar. Kesinlikle Muhammed doğruluktan ayrılmayacaktır. Doğru ve dürüst bir insandır. Evet, Hazreti Peygamber'in hayatında hiçbir zaman yalana yer olmamıştır. Yalan söylememiştir. Onun hadislerine baktığımız zaman mesela Safvan İbn-i Süleym anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olur mu diye sorduk diyor. Hazreti Peygamber de evet mümin korkak olur. Korkar yani, bir şeylerden korkabilir insan. Sonra Hazreti Peygamber'e diyor tekrar, peki ya Resulallah, mümin
cimri olabilir mi diye sorduk diyor. Hazreti Peygamber de evet, mümin cimri de olabilir. Çünkü mal sevgisi ağır basabilir. Bunun üzerine sahabi diyor ki ya Resulallah peki mümin yalancı olur mu? Bunun üzerine Hazreti Peygamber hayır buyuruyor. Mümin asla ve asla yalancı olmaz. Evet, Muvatta'da geçiyor bu hadis-i şerif. Yine Hazreti Peygamber'in başka bir hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk, doğru olmak, doğru söz, doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik ise insanı cennete götürür ve kişi doğru söyleye söyleye yani hiç yalan konuşmadığı zaman Allah katında doğrulardan yazılır. Yine yalan insanı kötülüğe götürür. Kötülük insanı cehenneme götürür. Kişi yalan konuşa konuşa Allah katında kötülerden yazılır. Yine evet. Bu şekilde bir hadis-i şerif var. Buhari edepte geçiyor. Dolayısıyla cehenneme kadar gidebilecek bir evet. Hadise değil mi hocam yalan? Yalan gerçekten çünkü her şeyi yalan söyleyen bir insan her şeyi göze almış demektir. Yalan söyleyen bir insan karşısındakine her türlü kötülüğü yapabilecek bir insan demektir. Dolayısıyla her türlü kötülüğü yapabilecek olan insanın da çok rahatlıkla cehenneme düşebilir. Ya hocam şimdi başlar başlamaz Bismillah dediniz, bizi cehenneme attınız. Yok tabii ki. Bizim öyle ne bir yetkimiz ne bir gücümüz var. Allah muhafaza. Ama Hazreti Peygamber'in hadislerini, Hazreti Peygamber'in yaşantısını, Allah'ın ayetlerini insanlara söylemek durumundayız. Evet, mutlaka evet. Ki. Evet. Başka bir hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dört haslet vardır ki, yani insanın dört vasfı vardır ki, kimde bunlar bulunursa, o kimse halis bir münafıktır. Evet. Şimdi bakın, bu çok önemli. Münafık ne demek? İçi başka, dışı başka olan demek. Yani içinde Allah'a imanı olmayan, Allah'a karşı düşman olan, Allah'a peygambere inananlara düşman olan ama dışından da ben inanıyorum falan diyen kişidir. Ve bu dört sıfat bir kişide olursa bu hiç katıksız bir münafıktır buyuruyor Hazreti evet, Peygamber. Evet, münafık olmak Allah'a inanmayandan daha kötüdür. Çünkü Allah'a inanmayan açıkça der bunu. Ben der inanmıyorum. Biz de ona göre ya bu Allah'a inanmıyor ona göre tavrımızı alırız ama evet. Ben Allah'a inanıyorum deyip de bizi kandıran bu daha kötüdür. Yani şöyle bir şey yapalım hani hep cehennemden bahsettik ama cehennemde bir kat sıralaması yaparsak münafık Allah'a inanmayan altında olacaktır. Yani Allah'a inanmayan biraz daha üstte olacaktır cehennemde öyle diyelim. Evet. Kimlerde de bu sıfatlardan biri bulunursa o bir tanesini bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir alamet vardır. Tam münafıktır denmez ama evet. Münafıklığın alametlerinden bir tanesini taşıyor demektir. Evet, bakalım bu bunlara. Alametlerden kurtulmadan değil mi hocam düzgün bir insan olamayacak anlamı da çıkartabiliriz. Güzel, düzgün bir insan olamayacak evet. Anlamı. Evet, çok güzel ifade ettiniz bunu. Cümleleri insan hani kurarken biraz çekiniyor da kimseyi kırmak, incitmek de istemiyor evet. Ama şu dört vasfın da birden bir insanda bulunması çok acı gerçekten. Nedir mesela? Emanet edilince emanete ihanet eder. Değil mi? Çok acı bir şey. Evet. Karşınızdaki insana güveniyorsunuz ve ona bir emanet veriyorsunuz. Ve geldiğinizde emanetin yerinde yerler istiyor. Bu olmamalı. Şimdi bu olursa o kişide. Sonra konuşunca yalan söyler. İşte. Söz verince sözünde durmaz. Ve husumet edince yani kızınca da birisine o kızgınlığında haddi aşar. Evet. Tamam. İnsan karşısındakine kızabilir ama onun sana yani ona illa aslında en güzeli yani kötülüğe karşılık iyilikle muamele etmek. Kötülüğe kötülük her kişinin işidir ya da evet. Özür
İyiliğe iyilik her kişinin işidir. Kötülüğe iyilik her kişinin işidir. Şimdi kötülüğe, kötülükle karşılık verebilirsin. Ne kadar? Hakkın kadar. Ama eğer hakkını aşıyorsan, misal karşımdaki bana bir tokat vurdu. İşte ben onu öldürünceye kadar onu dövüyorsam bu doğru değildir. Benim de ona hakkım nedir? Bir tokat atmaktır. Bu iki tokata çıkarsa onun bana bir tokat hakkı olmuş olur. Evet. İşte bu husumet duyunca haddi aşmak, yani tamam karşındakine kinlenebilirsin ama en fazla onun sana verdiği zararı ona verebilirsin. Daha fazlasını yok. Bunu aştığın zaman münafıklık alametlerinden birisini üzerinde taşıyabilirsin. Evet, burada da sanırım sabır yine değil mi hocam? Aklımıza geliyor aslında. Tabii bu da zamanımız insanında artık hiç yok. Yani şimdi ben yine kendi alanımla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çiftler geliyor, çiftlerle görüşüyoruz, ediyoruz. Bakıyorsunuz ki sabır yok. Yani evlilikleri yıkan en önemli şeylerden birisi sabırsızlık. Yani çok güzel buna değindiniz. Gerçekten mümin kul olmada da, Allah'a karşı iyi bir kul olmada da, belki iyi bir eş olmada, yani hem erkek hem kadın açısından, iyi bir anne baba olmada, ne bileyim iyi bir olduğun meslekte çok iyi olmada, hepsinde ne var? Hepsinde gerçekten sabır var, sabırlı olmak var. Evet. Biz bunu biraz kaybettik, bayağı bir kaybettik ve dolayısıyla çok farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Hayatımızda mutsuzluklarımız çok fazla olabiliyor. Tek sebep belki, en büyük sebep, tek demeyeyim de en büyük sebep sabırsız olmamız. Yine Abdullah bin Amr'dan bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz diyor, bizim evimizde bulunduğu bir sırada annem bana sesleniyor. Yavrum gel diyor, sana bir şey vereceğim. Bu şekilde Abdullah bin Amr küçük çocuk, annesi onu bu şekilde çağırıyor. Hazreti Peygamberimiz annesine dönüp çocuğa ne vermek istedin diye soruyor. Kadın da hurma vermek istedim ya Resulallah diyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, eğer o çocuğa bir şey vermeseydin sana bir yalan sevabı yazılır buyurmuştur. Bakın bu çocuk eğitiminde bizim için çok önemli. Evet, aslında değil mi? Örnek almamız gereken şeyler. Kesinlikle. Çocuk eğitiminde bizim için o kadar önemli ki. Çocuk yalan konuşmayı kimden öğreniyor? Anne ve babasından öğreniyor. Yani anne ve babası yalan konuşarak çocuğa yalan konuşmayı öğretiyor. Ne diyor? Evet, değil mi? İşte model oğlum, olarak aldığı için. Kızım, işte karnen hep pek iyi olursa sana bilgisayar alacağım. Bakın diyorum, bu sözü çocuğa verdiniz ama çocuk karnesinin hepsini peki getirirse o bilgisayarı ona alabilir misiniz? Ya hocam aslında alacak durumum yok. O hele bir getirsin de. Getirdi. Bilgisayarın aşkına çocuk çalıştı ve getirdi. Ve sen o çocuğa o bilgisayarı almazsan o çocuk senden çok büyük bir yalan konuşmayı öğrenmiş olacak. Yani çocuklar yalan konuşuyorsa, çocukların hayatında yalan varsa, anne babalar bunu çok sık yaptıkları için yapıyorlar ki Hazreti Peygamber'in hayatındaki şu kesit bize kesinlikle yavrularımıza karşı asla yalan konuşmamamız gerektiğini öğretiyor. Bir hurma ya, bir hurma ne ki? Yani ona ne verecektin sorusuna? Hurma verecektim ya Resulallah. Ve üstelik bakın hem çocuğumuza yalanı öğretiyoruz hem de defterimize yalan günahı yazdırmış oluyoruz. Onun için kesinlikle çocuklarımıza yapamayacağımız sözleri asla ve asla vermeyelim. Verdiğimiz sözü de mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Evet, bu aslında insan ilişkileri içerisinde de çok önemli değil mi kesinlikle hocam? Tüm hayatımızda bunu uygulayabilsek keşke. Ya düşünün, yani birisine birkaç kez yalan söylediğiniz zaman o ne kadar sizin söylediğiniz sözlere artık önem verebilir ki? Evet. Peki hocam, günahın büyük bir yalan olduğunu ifade ettiniz.
Peki böyle bir sıralama yapacak olursak, günahlar içerisinde yalanı bir yere koyacak olursak nasıl bir yere sahiptir? Evet. Tabii hani bir sıralama şöyle üçüncü sıradadır, beşinci sıradadır bunu diyecek gücümüz, yetkimiz yok ama şöyle diyelim, Allah-u Teala bunu Allah'a şirk koşmak ve anne babaya asi olmaktan sonra yalan konuşmanın çok büyük bir günah olduğunu bizlere bildiriyor. Yani Hazreti evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de bunu görüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bakın diyor, büyük günahların en büyüğünü size bildireyim mi? Oradakiler de ey Allah'ın Resulü, evet bildir diyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a şirk koşmak diyor. Allah'ı inkar etmek, Allah'a şirk koşmak bu en evet, büyük en günah. Büyük sonra anne babaya asi olmak. Bakın yani ne kadar önemli bir şey anne ve babaya asi olmamak. Yani asi olmak Allah'ın kendisine şirk koşmadan sonra ikinci büyük günah olarak kabul ettiği günah. Evet, bu da unutulmaması gereken bu, bir nokta kesinlikle aslında yani, ki zaman zaman unutulan da bir şey ne kesinlikle yazık ki. Unutulan çünkü kişiler çok rahatlıkla anne babalarına bu konuyu burada işlemiştik. Zaman evet. zaman yine işleriz. Çünkü öyle bir kereyle iki kereyle belki geçiştirilecek bir konu değil. Mutlaka bunu yine işleriz ama değerli izleyicilerimiz şimdi hazır yeri gelmişken. Yani Allah'a asi, Allah'ı inkar etmek ya da Allah'a şirk koşmaktan sonra Hazreti Peygamber'in büyük günah olarak bize haber verdiği günah anne ve babaya asi olmaktır. Evet. Sonra Hazreti Peygamber oturduğu yerden kalkıyor, doğruluyor. Demek ki yaslanıyordu bir yerlere, kalkıyor. Evet. Şöyle yaslanmadan oturuyor ve ashabına diyor ki sonraki iyi belleğin diyor. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak. Bunu söylüyor ve bunu o kadar çok tekrar ediyor. Bu cümleyi sonra sürekli tekrar ediyor. Yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak. Yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak. Bunu ya ashab artık sussa Hazreti Peygamber diye bekliyor. Bunu bu kadar uzun söylemesinin sebebi, bu kadar tekrar etmesinin sebebi bunun aslında önemine işaret içindir. Evet. Yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak ki Allah bizleri yalan söylemekten ve hele hele yalancı şahitlik yapmaktan kesinlikle korusun, uzak eylesin. Evet. Peki hocam bu anlamda lafınızı bölüyorum ama yalancı şahitliğe çok fazla değinmedik. Yalana şahitlik etmekten de kaçınmamız gerektiğini söylediniz ama yalancı şahitlik konusunda isterseniz birazcık açmış olalım. Evet. Çünkü neden bu kadar çok değiniyor Hazreti Peygamber? Yalancı şahitlik adaleti yanıltıyorsun. Evet. Yani sadece bir kişiye zarar vermiyorsun. Demin de hani bunu biraz açtık ifade ettik ama sadece bir yalancı şahitlikte sadece bir kişiye zarar vermiyorsun. O kişinin ailesine zarar veriyoruz, annesine babasına zarar veriyoruz, eşine çocuklarına zarar veriyoruz. Belki o yalancı şahitlikle o kişiyi yıllarca hapislerde çürütüyoruz mesela. Değil mi? Kişinin hayatı bitiyor ya. Yani oradan çıktığı zaman 10 yılı, 15 yılı, belki 20 yılı geçmiş oluyor. 20 yıl sonra 30 yaşında oraya girdiğini düşünün yalancı şahitliğimizle. Bir 20 yıl sonra 50 yaşında çıkmış oluyor. Ne işi var? Girerken çocukları küçücüktü, çıktığında yaşlanmış çocukları var. Hiç kimse, evet. Hepsinden uzak kalmış oluyor. Ve sizin yapmış olduğunuz, bizim yapmış olduğumuz yalancı şahitlikle o insanın ömrünü yemiş oluyoruz. Bu ömrü ona geri verme imkanımız var mı? Yok. Dolayısıyla ahirette o 20 yıl herhalde çok fazlasıyla çıkacaktır o yalancı şahitlerden. Bir de sadece şöyle bir şey var insanlar arasında. Yalancı şahitlik yapmadım ama sustum. Evet değil mi? Bu da aslında yine yani, farklı. Doğruyu söylediğiniz zaman ama o karşıdaki insan kurtulacak. Ben şimdi böyle hani böylelerine de rastladım. Hocam ben kesinlikle yalancı şahitlik yapmadım ama sustum diyor. Hiçbir şey söylemedim. Çünkü karşıdaki yani yalancı şahitlik yapmam gereken kişi babamdı. Ya da işte bana çok büyük iyiliği dokunan birisiydi.
onun adına yalan konuşsam o hapse girecekti. İşte hakimin bütün sorularını cevapsız bıraktım, sustum. Bu da yanlış. Evet. Bu söylediğiniz, konuşmadığınız zaman, sustuğunuz zaman doğru ortaya çıkmadı ki. Öyle değil mi? Dolayısıyla yani şahitlik yapmadım demek de doğruyu biliyorsanız, doğruyu söylemiyorsanız susmanız da yine aynı kapıya, üç aşağı beş yukarı aynı kapıya çıkıyor ama belki sadece yalan günahını almamış oluyorsunuz. Evet ki programımızın başında aslında yalanı tarif ederken doğru bilineni saklamak da yine yalan kategorisine girebilir demiştik değil mi hocam? Evet. Bu da sanıyorum bu noktada evet. Benzeşiyor. Evet. Yani yalanla benzer yönleri çok evet. Fazla yine kul hakkına da giriyor sanıyorum. Kesinlikle bu anlamda. Kesinlikle giriyor. Sonra yalan söyleyen kişi ya da yalan yere şahitlik yapan kişi bunu kimsenin anlamayacağını, bilmeyeceğini fark düşünüyor evet. Ama tabii böyle bir şey mümkün değil. Çünkü ayet-i kerimeye de baktığımız zaman Allah-u Teala Fecr suresi 14. ayet-i kerimede hiç şüphesiz Rabbin sürekli görüp gözetendir buyurmaktadır. Yani evet. Sen istediğin kadar yalan konuş, istediğin kadar yalan şahitlik yap. Yani bu, Allah bunu duyuyor, görüyor. Çünkü görüp gözetendir biliyoruz. Melekler var. Melekler kayda geçiyor. Ya böyle bir şey mümkün müdür diye düşünen insanlara çok basit örnekler verebiliriz. Şu anda biz konuşuyoruz ve kamerayla herkese bu ulaşıyor. Yani insanoğlu bunu becerirken, insanoğlu için artık bu çok kolay bir şeyken, öyle değil mi? Kaydediyor. Evet. Sonra zaman zaman işte programımızı akşamda yayınlıyorsunuz değil mi? Mesela evet. Şu anda hadi canlı yayın diyelim. Akşam da bu program yayınlanabiliyor kaydedilmiş bir yerlere evet. Ve sonradan ortaya konulabiliyor. İnsanoğlu için bu artık çok basit bir şey. Allah için çok daha basittir. İnsanoğlu bunu gerçekleştiriyorsa Allah da kendi kameralarıyla alıp CD'sine atıyor. Ve kıyamet gününde o CD'leri hep seyredeceğiz. Evet, hakikaten bunu mutlaka, unutmamak gerekiyor. Mutlaka o CD'leri seyredip hayatımızı, neler yaptığımızı, neleri gizlediğimizi, insanlara yaptığımız yalancı şahitlikle onların hayatına nasıl sebep olduğumuzu orada hep beraber seyredeceğiz. Hani burada gizlemiştik ya, orada hepsi aşikar olacak. Tabii bu çok incitici bir şey olacak tabii. Çok bizler için zor olacak. Onun için bundan aslında çok uzak durmak gerekir diye düşünüyorum. Ama benim düşünmem de yetmez. Allah bunu zaten bize, Hazreti Peygamber bunu bize bildiriyor, emrediyor. Evet, İyi bir mümin olarak bundan, yalandan ve yalancı şahitlikten uzak durmak gerekir. Evet. Peki hocam zararlarından bahsedelim. Aslında programımız boyunca hep zararlarından bahsettik yalanın evet. Ama daha açık belki bir şekilde ifade edecek yapmış olursak. Olalım. Belki biraz toparlamış olalım. Evet. Şimdiye kadar konuştuklarımızı bir toparlamış olalım, özetlemiş olalım. Nedir? Mesela bir, yalan öncelikle yalan söyleyenin şahsiyetini tahrip eder. Yani aslında yalan ilk önce yalan konuşan kişinin kendisine zarar veriyor. Çünkü etrafında bir kimliğin kalmıyor, bir şahsiyetin kalmıyor. Yalancı olarak kayda geçiyorsun. Sonra yalan söyleyeni, yani söylemiş olduğumuz yalan bizleri mutlaka mahcup ve rezil edecektir. Evet. Ortaya çıkacaktır. Değil mi? Yalancının mumu yastığa kadar yanar. Bu yalan konusunu hazırlarken onun da o sözün de çıkışını okudum. O da çok enteresan geldi bana. Sonra yalan insanlar arasındaki güveni ortadan kaldırır. Ben bir kişinin birkaç yalanına şahit olmuşsam o kişi benim için bitmiştir. Herkes için öyle değil midir? Ne kadar güveniriz o kişiye? Mutlaka güvenmeyiz. Güven ortadan yani, kalkmış olur. Yalan söyleyenin kendisi bile bir başka yalan söyleyene rastladığında güvenmez. Evet, halbuki kendisi de yapmış olsa bile değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Yalan insanlar arasında anlaşmazlıklara, kavgalara, çok büyük olaylara sebep olur. Dolayısıyla toplumsal bozulmaya sebep olur. Yani toplumsal yıkımlara sebep olur. Bu çok büyük bir zarardır bir toplum için, insanlar için.
Yine yalan söz başkaları hakkında olduğu için kişi onların günahını almış olur. Dedikodu yapmış olduğu için aynı zamanda günah almış olur. Bu da kişiler açısından baktığımız zaman yine büyük bir zarardır yani. Sonra yalancı söylemiş olduğu bir yalanı gizlemek için başka yalanlar da söylemek zorundadır. Evet. Değil mi? Bir tane dizide var şimdi söylemeyeyim. Çocuk bir yalan söyledi. O yalanını örtmek için arkasından bir sürü yalanlar söyledi. Yani adeta böyle zıplayıp duruyor. Evet. Yani sonuç ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Ve o kişinin ya da yalan söyleyen kişilerin yaşayacağı o mahcubiyet duygusu yani kendine verdiğin zararı bütün mahalle toplansa, bütün bir şehir toplansa insanın kendisine veremez yani. Evet, yalanı uzun süre gizlemek de mümkün olmuyor yani. Evet. Peki hocam, yalan söylemenin caiz olduğu yerler var mıdır diyelim son olarak? Evet. Yalan söylemenin caiz olduğu birkaç yer var. İşte nedir bunlar? Şöyle baktığımız zaman bununla ilgili Hazreti Peygamber'den bir hadis-i şerif de var. Mesela insanların arasını bulan ve hayır söz taşıyan yalancı değildir buyurmuştur. İbn-i Şihab da der ki insanların söylediklerinin hiçbirisinde yalana ruhsat verildiğini duymadım. Ancak üç şey müstesna. Nedir bu? Bir, savaşta. Savaşta yalan söylenebilir. Ne yaparsınız? Karşı ordunun arasında İşte komutanları öldü diye bir şey yayarsınız. Bir şaya yayarsınız. Savaş bir hiledir kazanmak için. Ama bunu da söylerken diyor İslam alimleri şöyle bir niyet tutması gerekir. Eskiden komutanları ölmedi mi? Öldü. Yani mutlaka geriye dönük olarak komutanları ölmüştür. Aslında kastettiği hani evet, kendi zihninde onlar. Odur. Böyle bir niyet tutarsa yani bu bile yalana girmeyebilir diyor. Sonra insanların arasını bulmada, işte küsleri barıştırmada, özellikle karı kocayı barıştırmada, işte hanıma dersin ki ya eşin seni çok sevdiğini ifade ediyor. Eşin seni çok seviyor. Bu bir yalan değildir aslında. Mutlaka o eşin o kadına karşı ya da o kadının eşine karşı mutlaka yüreğinde kırıntısı da olsa sevgisi vardır. Bunu çünkü eşin seni çok sevdiğini ifade etti, söylediğinde kadının yüreğindeki sevgi filizi hemen filizlenmeye başlıyor. Hemen sevgi filizi açıyor. Aynı cümleyi erkeğe söylediğin zaman aynı şey erkek içinde ortaya çıkıyor. Yani aslında birbirleri hakkında yüreklerinin bir köşesinde olan şeyi birbirlerine ifade edemedikleri için tabiri caizse birbirlerini yiyorlar. Ama evet. Bak beni sevdiğini ifade etmiş. Dediğimiz zaman, şimdi değerli izleyicilerimiz şöyle bir şey düşünecek. Bak Hava Hoca işte hep bize belki de yalan söylüyordu falan diye. Değil tabii. Bu insanla hani sık başvurulan bir şey değildir. Ama evet. Bu var yani. Bu var. Bu bir yalan değil ama... Ortada 4 tane, 5 tane çocuk varsa ve saçma sapan bir şeyden dolayı tartışıp ayrılmaya karar vermişlerse gerçekten bu insanların arasını düzeltmek için de her iki tarafa da güzel şeyler söylemek dinen caizdir. Yalan değildir. Evet, bunu da bilmiş evet. olduk. Bu da başka bir madde. Bir de maslahata binaen söylenen yalanlar vardır. Mesela Hazreti İbrahim'in hayatında böyle bir yalan var. Mesela yalan diyebilir miyiz evet. adına bilemiyorum. Hazreti İbrahim işte insanları Allah'a inanmaya davet ediyor ama onlar hep heykellere inanıyor, onlara secde ediyorlar. Bir gün işte bayram için toplanıp gittiklerinde Hazreti İbrahim bütün heykelleri kırıyor, baltayı da büyük heykelin boynuna asıyor, asmış. İşte geldiklerinde vay işte ya İbrahim sen bizim tanrılarımızı kırdın, döktün falan deyince Hazreti İbrahim de onlara... Ya baksanıza balta büyük, Tanrınızın boynunda o hepsini kırmış mesela. Evet.
Onların hepsi birden ya o hareket edebilir mi? Yani bu işi yapamaz. Hani yalan konuşuyorsun anlamında hani bir söz söylüyorlar. Tabii burada taşı gediğine koymadı Hazreti İbrahim'inkisi. Yani bu işi yapamayacak olduğu halde, kımıldayamayacak, bu işleri yapamayacak olduğu halde ona dua edip ondan niye bir şeyler bekliyorsunuz? Yani kımıldamaktan aciz olan bir varlığa ilah diye niye tapınıyorsunuz? Yani aslında taşı gediğine koyma evet. anlamında böyle bir yalanı var Hazreti İbrahim'in. Tabii buna da yalan denirse bu üç konuda yalana caiz denmiş. Evet. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz anlatımlarınız evet. için, burada olduğunuz için. Ben çok sağ olun diyoruz. Evet değerli izleyiciler, Deniz Hizmetleri Uzmanı Sayın Hava Arslan stüdyomuzda bizlerle birlikte oldu. Kendisiyle bir sohbet gerçekleştirdik. Yalan üzerine değerlendirmelerde bulundu kendisi. Ve bu sohbeti de burada sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evi programında yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz sizlere. Hoşçakalın.